Polis evi bahçesinde düzenlenen karayolu trafik güvenliği haftası açılış törenine Çanakkale Valisi Güngör Azim Tuna, Çanakkale Emniyet Müdürü Ali Ekber Bektaş, bürokratlar, siyasiler ve vatandaşlar katıldı. Saygı ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşmalara geçildi. Çanakkale Emniyet Müdürü Ali Ekber Bektaş, trafik kazalarının nedenlerine bakıldığında insan payının %95'inin üzerinde olduğunu söyledi. Çanakkale il genelinde 2011 yılı içerisinde polis sorumluluk bölgesinde 1701 trafik kazası meydana geldiğini, bu kazalarda 20 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 1421 vatandaşın da yaralandığını belirten Bektaş, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü olarak temel amacımız insan hayatının korunmasıdır. Tüm eğitim ve denetim çalışmaları hep bu amaca yöneliktir. Trafikte meydana gelebilen tüm olumsuzlukları önüne geçebilmek amacıyla Çanakkale genelinde 2011 yılında 5058 yaya, 7616 sürücü olmak üzere toplam 13124 kişi trafik konusunda bilgilendirilmiştir. Bu kapsamda karayolu trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik eğitim faaliyetleri kapsamında toplum bilinçlendirilmektedir. Ağaç yaşken eğilir atasözünün ışığında bugünden tez yok, ana sınıfları da dahil trafik derslerinin zorunlu ders olarak okutulmasının yansınmayacak faydaları sağlanacağına olan inancımı belirtmek istiyorum. Çanakkale Emniyet Müdürlüğü olarak il merkezi ve ilçelerimizdeki ana sınıflarında bir plan dahilinde öğrencilerimize trafikle ilgili temel bilgiler verilmeye başlanmıştır dedi. Çanakkale Valisi Güngör Azim Tuna ise haftanın trafik kurallarının anlatılması için önemli bir zaman dilimi olduğunu, trafik kurallarını öğrenerek ve çevredeki insanlara öğreterek haftanın amacına ulaşmasına yardımcı olunabileceğini belirtti. Vali Tuna, kimi zaman felaket boyutuna ulaşan çok sayıda insanın hayatını kaybetmesi, yaralanmaya veya sakat kalmasının yanı sıra büyük ekonomik kayıplara neden olan trafik kazaları, ülkemizin çözüm bekleyen sorunlar arasında en ön sırada yer almaktadır. Hızla artan taşıt sayısıyla birlikte trafik sorunu da artmaktadır. Ülkemizde her yıl binlerce insan hayatını kaybetmektedir. Trafik canavarı ile mücadele etmenin tek yolu trafik kurallarına uymaktır. Kazaların önlenmesi ve trafik sorununun çözümü yalnız yetkililerden beklenmemelidir. Hükümetimiz son yıllarda yol güvenliğini artırmak için binlerce kilometre bölünmüş yol yapmıştır. Ama insanımız hız yaparak kurallara riayet etmediği için kazalarda maalesef çok fazla azalma yaşanmamıştır diye konuştu. Konuşmaların ardından trafik konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi. Yılın örnek sürücüsü seçilen Engin Bayat'a da ödülü verdikten sonra trafik konulu sergi gezildi.